Ani'deyiz. Yerde yaklaşık 9000 adım atacağız. 78,5 hektarlık bir alana gireceğiz. Şu anda Şırak Düzlüğü'nden içeriye giriş yapacağız. Sizin arkanız gelirken otobüste ne dedim? Bostanlar Deresi. Tarımın yapıldığı tek yer orası. Benim arkam Mığmığ Deresi. Şu askeri gözetleme kulesi, gözetleme kulesinin ön tarafıdır. Şurada bir dere yatağı görüyorsunuz. Burası Mığmığ Deresi, Tatarcık Deresi dediğimiz yer. Ve dördüncü suru görüyorsunuz. Buranın ilk yerleşimi Urartu dönemidir. Milattan önce 700 ve başkenti Puşpa. Sonrasında bu bölgeye doğru gelirler. Onlar için bu bölge yüksek ülkedir. Hayvanlarına burada bakarlar. Yayla özelliği gösterdiği için. Ve ilk yerleşim İçkale. Sonraki dönemde ise 301 yılı Ermenistan'ın Hristiyanlığı kabulüdür. Ve 311 yılına geldiğimizde ise bu bölge Pahlavani sülalesinin egemenliğine girer. Başkent Kilittaşı'dır. 311'den sonra ikinci başkent 900'lere kadar, 950'ye kadar olduğu yer Kars şehri. 950'ye kadar da burası sürekli olarak el değiştirmez. Burada Ermeni kralı Aşot, 1. Aşot. 1. Aşot'un iki oğlu var. Biri Gagik, diğeri Simbat. Ve Aşot öldüğünde Kars bölgesi kendi oğlu olan Gagik'e, burası ise Simbat'ın eline geçer. İkinci suru yapan, şehrin ticari hayatını ön plana çıkartan insan Aşot'tur. Aşot suru ve bizim gideceğimiz ilk İslam yapısı diye tabir ettiğimiz Ebu'l-Meleçver Camii'de Aşot surunun dibinde. Üçüncü ve dördüncü sur ise Simbat surudur. Aşot'un oğlu Simbat'ın yaptırdığı, şehri tahkim ettirdiği surlar budur. Ve bu surun uzunluğu 4750 metre. Bostanlar Deresi ile Mığmığ Deresi'nin arasında şehrin girişini kapatır. Ve bu surun da dibi hendektir. Mığmığ Deresi'nden alınan suyla burası doldurulur ve şehrin girişi çıkışı kontrol altına alınır. Ve bu cenahta 3 tane kapı var. Kars kapı, Aslanlı kapı ve Gümrü kapı olmak üzere. Üçünde de aslan asma köprü sabah indirilir, akşam kaldırılmak suretiyle şehre giriş çıkış tamamıyla kontrol altına alınır. Ve Alparslan burayı aldığı tarih 1064. Arkadaşlar 23 günlük bir kuşatmayla bu şehri güya tahkimatını tamamıyla iaşesi ikmal yollarını keser ve 23 gün sonra 16 Ağustos 1064'te bu şehri fetheder. Fethetme bağlamında da ilk girip gittiği yer ise katedraldir. Katedrale gider ve orada fetih namazını kılar. O döneme kadar ismi katedral olan yapı Meryem Ana Kilisesi, sonraki dönemde 1064 sonrası Fethiye Camii olarak ibadete açık olur. Ne zamana kadar? 1072'ye kadar. 1072'ye kadar da burası Alparslan fethettikten sonra Azerbaycan Gence kökenli olan bu bölgenin en kalabalık Kürt aşiretinin yönetimine bırakılır. Şeddadilere. Ve Şeddadilerin başında da Ebu'l-Efsar bulunmakta. Ebu'l-Efsar yaşlı olduğu için yönetimi oğlu Ebu'l-Meneçver'e devreder. Ve Malazgirt Savaşı'ndan sonra Ebu'l-Meneçver de ilk İslam yapısını yapar. Bu burçları tahkim eder, sağlamlaştırır. Şimdi öylesine özel bir şehre gireceğiz ama bu şehir iki tarafı dere ama içme suyundan yoksun. Neden? Çünkü bulunduğu toprak dokusu tamamıyla tüf, taş, volkan külü. Bu şehrin içme suyu nereden gelir? Acıkan varsa ekmekçi geldi bak, bağırıyor ben geldim diye.
Ekmekçi böyle. Git fırından ekmek al, yok. Ekmekçi geliyor köye. Arkadaşlar, içme suyu karşıda. Bakın. Alacadağ. Alacadağ'dan su kaynaklarında su pişmiş kürklerle, topraktan aldığında pişmiş kürklerle şehre geldi. Yaklaşık 100 bin nüfusun barındığı bir yerdeyiz. 100 bin nüfus nasıl barınır burada? 78,5 hektarlık bir alanda 100 bin kişi nasıl yaşayabilir? Çok zor. Mardin'i düşünün o zaman. Mardin'deki evleri hayal edin. Birinin damı, birinin bahçesi olarak yukarıya doğru teraslama sistemi var ama sadece görünen alanda değil, görünmeyen kısmı ise bunun altı da tamamıyla mağara şehir, Kapadokya gibi düşünün. Tamamıyla mağaralardan oluşmakta. Bu kadar kalabalık nüfusta ister istemez insanların hayvansal gıdaya da ihtiyacı var. Ve hayvan bakmak zorundalar. Baktıkları hayvanları nerede bakıyorlar derseniz, o da Alacadağ'da. Ahırlar da Alacadağ'da, karşıda. Ta ki Abdülmecit dönemine kadar burası ayakta. Arkadaşlar, Abdülmecit dönemiyle birlikte burası artık yavaş yavaş durma noktasına gelir ticari hayat ve bu bağlamda Abdülmecit ne kadar uğraşırsa uğraşsın Ani'yi bir daha ayağa kaldıramaz. Niye? Çünkü depremler var. 1816-1839 iki büyük depremde Ani şehrinde taş üstünde taş kalmaz ve çapulcular iş başına geçer. Halkı bu çapulculardan korumak için de Abdülmecit önce karakollar yapmayı önerir ama maliyetler hesap edildiğinde karakol yapmak bu kadar az insana fazla maliyetli olduğu için arada atlı devriyeler gezmeye başlar. Ani halkı güvensiz olduğu için de burayı terk etmek suretiyle etrafta görmüş olduğunuz köylere yavaş yavaş kendilerini koruyarak çekilirler. Ve şu görmüş olduğunuz dağ yamacı olsun arkaya doğru olan köyler tamamıyla Ani'den giden, asıl kökü Ani olan insanlar. Dur bakayım işte. Hayır atın, bir dur oradan. Atın. Matı kaybetmez, bir tane söyler misin? Üçüncü tur. İki araya geldik. Ve bulunduğunuz yer Aslanlı Kapı. Şimdi niye Aslanlı Kapı? Tuğrul Bey ne yaptı? Malazgirt'i aldı ama aldığı bir davet sonucu Horasan'dan yola çıktı. Bu davet neydi? Suriye'de yaşayan Müslümanların Şii Fatımilerden görmüş olduğu baskı ve onu Tuğrul Bey'e iletmesi. Tuğrul Bey Müslümanların üzerindeki bu baskıyı kaldırmak adına Horasan'dan yola çıktı. İşte ise Malazgirt'i aldı. Sonrasında ise bir suikaste kurban gitti. Onun yerine Selçuklu'nun başına Alparslan geldi. Alparslan amcasının yarım bıraktığı işi tamamlamak adına o da Sürmeli Çukuru'ndan yola çıktı ve aşağı değil yukarıya doğru yöneldi. Gittiği yer Azerbaycan Gence. Ve Gence'de Şeddadileri yanına almak suretiyle o yukarıdan aşağı yola çıktı. Fakat 1045 yılına kadar burada yaşayan bir halk var. Bu halkın tamamı Ermeni. Bizans bunlara şunu önerdi. Size dedi, Anadolu'nun içerisinden toprak vereyim. Doğu sınırlarını korumak adına Bizans toprağı olarak bu bölgeyi siz bana bırakın. Arkadaşlar, Van bölgesi, Vasparakan Krallığı ve bulunduğunuz Pahlavan sülalesinin yoğun olduğu Ani şehri, şu bölge 1045 yılında tamamıyla Bizans'ın eline geçti. Buradan giden Ermeniler Anadolu'da nereye yerleştirildi derseniz Sivas, Kayseri ve aşağı bölgeye doğru. Ve Alparslan buradan aşağı doğru inecek Suriye'ye doğru. Bu bağlamda ordusuyla Akuryan Irmağı kenarından geçerken Bizans
Alparslan'ın ordusuna bir suikast düzenler, birliğinin geri kalanını burada öldürür. Alparslan geri dönmek suretiyle burayı 16 Ağustos 1064'te 23 günlük bir kuşatmayla teslim aldı. Ve kan dökülmediği için belindeki kılıçla içeriye girmek suretiyle fetih namazını kıldı. Burada kaldı mı? Burada kalmadı. Ve aşağı doğru yoluna devam etti. Ne zaman ki Malazgirt Savaşı'nı kazandı, bu bağlamda Ebu'l-Meneçör'e şehri tahkim etmesi için, yani onarması için ulak gönderdi. Ve Ebu'l-Meneçör, Alparslan'a ayrı bir sevgi duyar, saygı duyar. Bu bağlamda, şuraya baktığınızda burası Ebu'l-Meneçör burcudur. Ve burcun içinde bir yazı görüyorsunuz, bir kitabe. Alparslan'a duyduğu saygıyı kitabeyle ortaya dikti. Yani kelimelerle ortaya çıkarttı. Benim arkamda bir aslan figürü görüyorsunuz. Aslan'a baktığınızda ne yapıyor aslan? Koşuyor. Doğudan batıya doğru. Türklerin Anadolu'ya giriş istikametinde. Ve aslanın ağzına bakarsanız aslanın ağzı boştur. Orada orayı bir şadırvan olarak düşünün. Sürekli su akıyor. Bu da Ebu'l-Meneçör'ün Anadolu'ya Türklerin giriş yönünü ve gücünü, kuvvetini simgeledikleri tek yapıdır. Kenarlara baktığınızda bozulmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bozulmalar, yıpranmalar Alparslan 23 günlük kuşatma altında sürekli olarak mancınıkla burçları dövdürdü. Şehri en zayıf anında, halkın paniklediği anda fethi etti. Ama ondan sonra bu şehir sürekli el değiştirmeye başladı. Selçuklu aldı. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra ise Anadolu yavaş yavaş beyler tarafından fethedilmeye başlandığında burası Erzurum'u da fetheden Saltukluların eline. Saltuklu'dan sonra Gürcü'nün eline. Gürcü'den sonra ise yine burası el değiştirdi. Karakoyunlu oldu, Akkoyunlu oldu ve en son Osmanlı topraklarına tabi oldu. Bu bağlamda bu el değiştirmelerde ise yoğun bir İslam bu bölgeye akın etti. Özellikle 700 ve 800 bölgenin ilk İslam'la tanıştığı, gelen tacirler vasıtasıyla İslam'ın sevdirildiği en özel toprak oldu burası. Evet, şimdi içeriye doğru alacağım sizi. Öyle gitmek yok hanımla. Öyle de geçmek hiç yok. Hanımla kırmızı bakıyor. Güneşe gidiyorlar, güneşe. İşte, yok, öyle yok. Güneşe gidiyorlar. Onlar ısınsın diye ben kırmızı giydim. Boşuna mı giydim? Arkadaşlar, dedim ya, İpek Yolu'nun Anadolu'ya girdiği ilk yer. Ve şimdi İpek Yolu'ndaki asıl amaç nedir? Buradaki devlet ne yapacak? Alım satımdan para kazanacak. Kervan geldiğinde vergisini alacak ve kervan ürünü sattığında gidecek. Burada Simbat farklı bir şey yapar. Şuraya baktığınızda bir yazı görüyorsunuz üst tarafta. Yarısı var, yarısı yok. Burada vergiyi kaldırtır. Neden? Çünkü önemini yitirmeye başladı İpek Yolu ve tüccar gelmiyor. Vergiyi kaldırtıyor ki tüccarı daha çok çekebilsin diye. Verginin kaldırıldığına dair yazı. Sol tarafa baktığınızda 3 tane kaçıklar görüyorsunuz. Burası 1001 kiliseli bir şehir ve buradan götürülen, sökülen haçkarlar bugün Erivan'da sergilenmekte. Şimdi diyeceksiniz ki haçkar ne? Gelin bakalım. Şöyle baktığınızda, bunun üzerinde taşa kazınmış bir haç görüyorsunuz. Onun devasa boyutu olan haçkardır. Ve arkadaşlar, haçkarın sonuna doğru baktığınızda askerlerin etrafı gözetledikleri gözetleme deliklerini görüyorsunuz. Bu cenah 4750 metrelik sur boyunca da 82 tane burçla desteklenmiş vaziyette. Aşağı doğru baktığınızda şuradan sayarsanız 5, 6, 7. burç, 8. burç ejderha burcudur ve bir yılan sarmalını düşünürseniz ortası bir ejderha kafasında birleşir.
Gelin bak. Kırılıyor. Çıkartılmadan önce peynir gibi yumuşak, istediğiniz kalıpta, istediğiniz kalınlıkta çıkartıyorsunuz. Yerine getirip tamamlıyorsunuz. Ama şu sur duvarının içine bakarsanız boyut yükseklik kazansın diye ne yapmış? Taşlar hep dik dik kullanılmış ve aradaki harç cinsi ise Horasan harcı. Sağ üste bakarsanız sağ üste ne var? Almanların gamalı haçına benzeyen bir işaret var. Bu ise 4 İncil yazarını temsil eder. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Onun altındaki üçgen ise Hazreti İsa'nın kendini, onların asıl kaynağını temsil eder. Ve şimdi bu burca baktık. Burç solumuzdaki burca da baktık. Burçta ne var? Üst tarafta asker nöbet tutuyor. Alt tarafta bir boşluk var. Bu boşluk ise arkadaşlar yaklaşık 100 bin insanın yaşadığı bir şehir. Ve 100 bin insan. İçinde hastası olan da var, olmayan da var. Hayvanı hasta olan da var, olmayan da var. Veterinerdir, hekimdir, alışverişlerin yapıldığı dükkandır. Ve bunun altı ise zahirenin istiflendiği zahire depoları. Ve burca baktığınızda tabanı çok geniştir. Her katta yani biraz yükselti kazandığında biraz içeriye girer. Biraz yükselti kazandı, biraz daha içeriye girer. Bunu da yapmalarındaki amaç bölgenin hala aktif fay hattı üzerinde olması, depreme dayanıklı olması için. Evet, o günden bugüne düşünün bakalım neler var. Hadi gidelim buradan. Önce hiç gelişme olmadı. Daha da gerileme oldu. Baktığınızda iç kale, Ebu'l-Meneçer Cami, minarenin sonuna baktığınızda devrik bir minare daha görüyorsunuz. O da Ebu'l-Muammeran Camisi'nin minaresi. Ve 1001 yılında ibadete açılan Alparslan'ın fetih namazını kıldığı, 2011 yılında da Devlet Bahçeli'nin gelerek seçim startını verdiği yer Büyük Katedral Meryem Ana Kilisesi. Onun ön... Efendim? Restorasyonda mı hocam? Ablam ben bir anlatayım, ondan sonra sor. Sol tarafta Halaskar Kilisesi ve burayı böyle dolaşacağız. Buradan çıkışımız muhtemelen 1.5 olacak. 1.5-2 aralığında. Haydi bakalım. 1.5 saat, 2 saat. Arkadaşlar, burası 2000 yılına kadar korumasız. Bakın. 2000 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi. 2016 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan bir yerleşim ve 2016 yılında gönderdiği parayla da bütün eserler iskelelerle desteklenmeye başlandı. UNESCO'nun para göndermesine bağlı her şey. Burada restorasyon yok şu anda. Çivi bile çakılmıyor. Sadece yüzey araştırma kurulu. Bir birlik var. Onun arkasında 5-10 hanenin yaşadığı köy. Karşıya iyi bakarsanız Ermeni askerlerin nöbet tuttuğu kulübelerin dibinde hep iki bayrak göreceksiniz. Bir tanesi Ermenistan bayrağı, diğeri ise Rusya bayrağı. Şimdi bakın size 36 tane genelde olan bir yapının içine aldım. Burası bezirhane. Aydınlatmada kullanılan bezir yağının çıkartıldığı bezirhane burası. Bezir aynı sizin bildiğiniz çeteneye benzer yağlı bir tohum. Toparladı beziri getirdi ve bunun etrafında gözü bağlı bir hayvan dönüyor. Yukarıdan aşağı beziri tohumunu döktü. Dönmeye başladığında ise iki taşın arasında ne yaptı? Bezir ezilince yağını çıkartacak. Şu kanallar vasıtasıyla da kenardaki küplerin içine konmak suretiyle
bezir yağı elde edilecek. Günümüzün rafinerisi bura. Ya, petrol istasyonu demeyeyim, rafineri bura. İşleme. Şurada ise çıkarttığı bezirleri koyduğu yer. Buradan küpleri alacak, şehrin agorasına, çarşısına götürüp satacak. Bezir yağına ihtiyacı olan da gelip bezir yağını alacak ve kullanacak. Bir bezirhanenin içindesiniz. Şimdi alt taşı gördünüz. Üst taşı nerede? Hep abla senin adın ne? Ah, sen cezalısın. Sen bizim üst taşı sakladın bak. Gördünüz mü? Hemen kenarı üst taştır. Ve üst taş arkadaşlar. Gözü bağlı hayvanın döndüğü, beziri ezdiği yerdir. Delik koymuşsun. Hocam evet. Böyle bir de bizim arazide bulduk biz böyle taş. Abi bu hayvan bağlama taşı. Onu merak etme bak. Üst taş böyle bir şey yaptık. Evet. Üst taş burada. Aa. Üst taş burada. Onun üzerindeki taş. Değil mi? Şöyle. Arkadaşlar, milattan önce 700'de başladık buraya. Hayırlısı Allah'tan. Ne zamana kadar gideceğiz bakalım. Neler göreceğiz neler. Gelin bakalım şimdi. Hadi kalk kalk. Ya buraya çıkmazsan şöyle dolan da gel. Bak şöyle yerleşimler. Aynısı Ani'nin girişinde de var. Yani bulunduğunuz yerin altı da tamamıyla mağara. Ve şu karşıya baktığınızda kahverengi olan yerde kapıya benzer bir açıklık görüyorsunuz. Tam ortada. Buralar ilk Tatarların yerleştirildiği yerdir. Ve orası arkadaşlar 3 katlı bir kilise. Şimdi yavaş yavaş ileriye doğru gidelim bakalım. O olarak şunu söyleyeyim. Grigor Luzarovich Kilisesi dediğinizde hepsini kapsar. Neden? 301 yılında Ermenistan'a Hristiyanlığı getiren insan Grigor Luzarovich'tir. Ve yapılan bütün dini yapılar, Ermeni'nin yaşadığı her yerde dikkat edilen tek şey Grigor Luzarovich Kilisesi'dir. Burası Halaskar Kilisesi, Petrik Pahlivani Kilisesi ama kurtarıcı Grigor Luzarovich Kilisesi olarak adlandırılan yapı. 2002 yılına kadar tamamı sağlıklı ama açılmış vaziyette. Hala sol tarafta bakın teras yapılar görüyorsunuz. O yapılar ise Ermenilerin dinamitle taş çıkarttığı taş ocakları. Karşıda dinamit patladığında ne oluyor? Vibrasyon burayı da etkiliyor. Açıklık büyüyor. Açıklık büyüyor. Ve UNESCO burayı Dünya Geçici Miras Listesi'ne aldığında Ermenistan'a dedi ki dinamitle taş çıkartmak yasak. Ve Ermeniler o günden bugüne kompresörle taş kesiyor. Ama buranın yıkımı da hızlandı. Neden? Bir de yıldırım isabet etti. Ve şu görmüş olduğunuz sundurma altındaki taşlar bunun yıkık parçaları. Hepsi numaralandırıldı. İnşallah UNESCO bize bir daha para gönderirse bunlar ayağa kaldırılacak. Efendim? Bakın ineceğim yer biraz hemen alt tarafta resimli kiliseye ineceğim. Şimdi ben burayı yaptırdım. Orada da bir hamam var. Ben ne yapıyorum? Buradan mezun kıldığım bir şey var. Dışarıdan gelen herkesin yıkanmasını sağlayacağım. Yıkanmadan şehre girmek yasak. Neden yasak? Üzerinde cüzdan veya veba mikrobu vardır diye yıkanacak. Ondan sonra şehre girip ticaretini yapacak. Ama buraya geldiğinde ise yıkanacak, bana para, kar bırakacak.
Ama şimdi ben de yaptırdığım dini yapılara ne yapacağım? Yani. Burayı bir vakıf olarak tutacağım. Burada elde edilen gelirle de benim yaptırdığım yerlerdeki herhangi bir tadilat, tamiratta hiç kimseden para almadan buradan elde edilen gelirle tamiratı, tadilatı tamamlayıp ayağa kaldıracağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, kiliseyi uzaktan çekmeye çalışmayın. Biraz daha yukarıdan çektireceğiz size şu setin üstünde. Arkadaşlar bakın, ortada iki tane güzel blomboz var, açıklık var. Onun sol tarafı ise biraz sonra uzaktan göreceğiniz Rahibe Hirispime Manastırı'nın planı. Sol taraftaki yonca yaprağına benzeyenler. Ve kilisenin şu duvarına baktığınızda duvara çakılı olan bir pim görüyorsunuz. Pimin gölgesine bakarsanız kuşun kuyruğu gibidir. Güneş saati. Evet. Bizde ibadet günde 5 kere 5 kez yapılmakta. Hristiyanlarda ise 7 kez ibadet edilir. Sabah 4, akşam 4 arası aktif olan bir güneş saati. Sağ tarafta ise sütunların içerisinde Ermenice bir metin görüyorsunuz. Bu metnin hizmeti ise burayı da ben Tigran Konitesi kendi öz paramla dikenlik alanı aldım ve geçmişlerim için buraya bu yapıyı yaptırıyorum. Evet, hayrat olan bir yapının önündeyiz. Yapı olarak farklı. Yapıya iyi bakarsanız arkadaşlar, özellikle şu sütun başlıklarına özgürlük ve zaferi simgeleyen kuş türlerini görebilirsiniz. Hep kuş vardır. Kuşların arasında ejderha formunda var tabii. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin bakalım. Bu tarafa kalabalık. Arkadaşlar, şimdi buradaki görmüş olduğunuz resme verilen isim Fresk. Fresko yaş duvar boyasına verilen isimdir. Ve giriş kapısının sağ üstüne bakarsanız Hazreti İsa'nın çarmıhtan indirdiği sahnesini. Sol tarafına baktığınızda ise çarmıhtan indirilen Hazreti İsa'nın bir mağaraya defin sahnesini. Ertesi gün ise şu mavilik gördüğünüz yer gökyüzüdür. Hazreti İsa'nın göğe yükselme sahnesi oraya resmedilmiş vaziyette. Sola baktığınızda ise başı hareli bir insan görüyorsunuz. O Hazreti Meryem. Ve Hazreti Meryem'in sağına baktığınızda bir melek görüyorsunuz. O da Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'in yüzünde sahnesidir. Şimdi içeriye bir girelim bakalım. İçeride ne göreceğiz? Ne olacak? Bir bakalım.
Evet, şimdi içeri girdiğinizde hep bir resimler görüyoruz. Ama bu resimler kimse iki ayrılıyor. Benim olduğum yerde gördüğünüz resim, Ermenistan'ın Hristiyanlığı kabul sahneleri var burada. Son tarafta da Abdülkarası, Ermenistan'ın üçüncü filan. Onun sağlığı olan ise okul yazar olan, okul yazar olduğu için de Kayseri'de teolojik eğitimini aldıktan sonra Anadolu'yu katetmek suretiyle Ermenistan'a dua ve terkinle insanlara mucize gösteren ve Hristiyanlığın sevilmesini sağlayan insan Grigor Buzarovic. Onunla evlenmek istediğini söyler. Rahibe ise ruhbani olduğunu, o yüzden evlenemeyeceğini ifade eder. Bunun üzerine arkadaşlar, şöyle bakarsak, Trinidad kendisiyle evlenmeyen rahibe Hristiyan'ı boynunu kılıçla kesti. Kayalıktan oraya nasıl köprü nasıl çıkıyormuş da orada daha mı alçakmış o zaman? O köprü daha uzun, yüksektir ya, o ayakları kalmış. Var orada, kafkar. İpek, hem yolu, İpek yolunun hem bu tarafta yolluk var. Köprüsünün ayakları. Tek yeriymiş, tek köprüymüş. Allah Allah. Öyle bir o zamanlar sulara yani dola manevra yapmak. İpek yolunun orijinali güzergahı. Anadolu'nun içindeki bu buradan böyle gelmiş ve vadiye doğru gidiyor. Çok virajlıdır. Ve biraz önceki köprüden geçerek karşıya. Karşısı da Ermenistan. Aynı bizim araziden geçen yolların kenarda böyle taşlı o İpek yolunun geçtiği bölge. Almanya. Almanya. Ya Ömer Paşa buradan İstanbul'a giderken çok katı tarihçil uygular. Yani Kaplaca cephesiyle ilgili yapılmaz. İstanbul'a gittikten sonra deniz yoluyla gider Batum'a. Eniştesinin yanına sağdan. Batum'dan sonra içeriye gider ve Cumhuriyet havasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e der ki ben buradan aldım. Geçene de şey görüyor. Aynı sefer kadar. Alıyor. Dadi mezarlığı, Selçuklu mezarlığı. Şöyle baktığımızda sol taraf türbe. Bir türbe kesti ve sanduka mezar tiplerini görüyorsunuz. Tam o karşı duvarın dibinde akıt mezar tipleri var. Çoklu ölü gömülen yerlerdir akıt mezarlar. Caminin soludur, güneyidir ve baktığınızda tam bir nereye denk geliyor? Kıble istikameti. Türbenin konumuna bakarsanız defin o tarafa gelir. Şimdi buraya baktığımızda ise 985'te Kral Aşot'un yapımına başlattığı ve ünlü mimar bu bölgede. Bakın şimdi Güney Ermenistan'ı ikiye ayırırsak Güney Ermenistan Van Vastrakhan bölgesi, oranın en ünlü mimarı Manuel. Burası ise Kuzey Ermenistan. Buranın da en ünlü mimarı Trinidad. Kral Trinidad'la karıştırmayın bunu. 985'te Kral Aşot krallığına, yani şanına yakışır bir dini yapı yaptıracak. Ama dini yapının başlaması Meryem Ana Kilisesi. Meryem Ana Kilisesi temeller atıldı. Fakat bu alanda İstanbul Ayasofya'nın kubbesi de çöker. Ve buradaki mimar işini bırakır, İstanbul'a gider. İstanbul'da Ayasofya'nın kubbesini yerine oturttuktan sonra gelir. Fakat geldiğinde ise Kral Aşot vefat etmiştir. Oğlu Simbat ve karısı Katrina kendi cephelerine para vermek suretiyle burayı ayağa kaldırmaya uğraşır. Buranın ayağa kaldırıldığı tarih 1010. 1010-1064 yılları arasında artık burası büyük katedral olarak hizmete girdi. 1072'de hemen soldaki yapı yapılır. Ebu'l-Meneşer Camisi bu bölgede yapılan ilk İslam camisi. Şimdi şöyle baktığınızda arkadaşlar, 3 giriş kapısı olan bir dini yapı göreceksiniz.
Bizim gireceğimiz yer Soylu Kapısı. Bizim girdiğimiz yerin tam karşısı Ruhban Kapısı. Din adamlarının kullandığı kapı ve halkın girip çıktığı Cemaat'ın kapısı ise ortada kalacak. Dört sütunun üzerinde taşınan kubbe ama velakin buranın da kubbesi göçmüş vaziyette. Deminki gittiğimiz dini yapının daha büyük devasasını burada göreceğiz. Burada ne göreceğiz? Şöyle baktığınızda iki tane kartal. Gürcü kartal arkadaşlar. Tam gök kubbe. Arkadaşlar şimdi bakın burada ne var? Kubbesi olmamasına rağmen hala akustik burada yapılanlar. Akustik güzel. Muhteşem. Mimar Tridat. Burayı yaptı. Burayı yaptığında ne yaptı? Karşısı Ruhban Kapısı. Ruhban Kapısı özelliğisi. Ruhban Kapısı. Absis daha büyük. Absisten işler bulunmakta. Her işte 10 tane niş, 2 tane de sütun boşluğu düşünürseniz 12 avarlı heykeli orada tutulmakta. 1064'e kadar absis tamamıyla resimli. 1064 sonrası bizde resimli ibadet yasak olduğu için ışığı sıvanmış vaziyette. 2 tane rahip ve rahibe dinlenme odası var üst katlarda. Onun için buralar nedir? Kasafor ücreti sağ ve bu sol taraf ise vaftiz günü kişinin konduğu ücret. Üstler ise rahip rahibelerin dinlenmesi için ayrılan alan. Hadi bakalım şimdi camiye doğru gidelim. Biz de sırt namazını orada kılalım. Allah. Allah-u Teala'nın 99 güzel ismini oluşturan nedir? Esra-ı Hüsna. Minare 99 basamak ve minarenin dış gövdesine bakın, taş kalkma ne görüyorsunuz? Allah yazısı var. La ilahe illallah. Başta la var değil mi orada? Bis var, üstte bis var. Bis. Arkadaşlar, Bismillah. Bismillah yazıyoruz. Turan da mı? Allah lafzatını nebaz. Ne diyor? Orijinal bir 3 boğumdan oluşur. İçi 5 yaprak. İkinci tek yaprağı 6'dır. İkincisi ise 7 yaprağı sahiptir. 5 İslam'ın 5 şartı. 6 imanın 6 şartı. 7 en dışarıdaki yapraklar. Bu gibi kokar. Bizim dinin her dinin yapımıza mutlaka lale ve gül boğumu ağırlıktadır. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi buraya baktığımızda şu kısım şadırvan kısmı ve burayla birlikte ne başlıyor arkadaşlar? Müslümanlar. Ticaret tamamıyla Müslümanların elinde. Şurası Aşot Surru ve şehri büyüdü. Aşot Surru'na en yakın yerde bu yapıyı yaptıran insan Ebu Melek'e. Alt tarafta bir türbe yaptı. Üstüne camiyi yapar. Ve cami içerisine girip baktığınızda sol tarafta bir boşluk göreceksiniz.
O boşluğun üstünü kapalı olarak düşünün. Ramazan ayının son 10 günü ne yapıyorlar? İtikafa gidiyorlar. İtikaf odası ve halvet odası. Minimum yiyecek, minimum içecekler. Bütün zaman ibadetler. İbadet edilen yer orası, itikaf odası. Şimdi burayı büyük bir kompleks olarak düşündük. Yıl 1916, 17, 18. Ben Rus arkeolog Nikolay Bay. Köstebekleri kazdım. Eserleri buldum. Nerede sergileyeceğim? Kilisede sergileyemem. Burada sergileyemem. Benim dinime ters gelenlere İslam yapısı. Yık! İslam yapısını yıkıyorum. İçini ise o dönemde anim müzesi olarak teşhir ediyorum. Evet. Şerefsizler. Bir hazin hikaye burada. Gelin bakalım. Şimdi namaz kılacaklar burada. Namazlar kılsınlar. Acele etme. Arkadaşlar. Bakın. Her şey bakmaya var. Bayağı oldu evet ya. Bakın. Şu karşıya bakarsanız bir parçası bu. Ama biraz uzaktan baktığınızda aslana benziyor. Yakınlaştıkça bu yüz bir harç parçası olduğu ortaya çıkıyor bunu. Evet, biraz yaklaşın. Öyle bakın şimdi. Uzaktan baktığınızda aslan. Ama yanına geldiğinizde işte kütlenin tamamıyla farklılaştığını görürsünüz. Hadi bakalım. Girmek isteyenler girsin, namazlarını kılsın. Oraya girmişken de lütfen aşağının fotoğrafını iyi çekin. Bakireler Manastırı, İpek Yolu Köprüsü ve Arka Çayık'ın iyi fotoğrafını buradan alabilirsiniz. İçeriden evet ayakkabılarınızı çıkartın. Burası aktif ibadet edilen bir yer. Geldiğimizde yok bunlar yeni yapmışlar. Neyse bitirsin de böyle başladı. Ya da biz bir saatine geçersin. Çok yakın ya. Ya bir an bir arkamızda olmuşsunuz. Thank you.
Bunlar da caminin etrafındaki Müslümanlara ait olan konutlar inşa edilmiş. Oda o günün koşullarında evler. Ama odalar çok küçük. Bugünkü gibi 4+1 geniş daireler değil gördüğünüz gibi. Yol boyu böyle sağlı sollu yerleşmiş. Bu da planı. Yol boyu devam ediyor. Bu tarafta da yine birkaç tane oda şeklinde ev var. Burası da cami. Karşıdan mağaraları görüyorsunuz. Bu mağaralar ise güvercinlikler. Burada güvercin beslenir. O güvercinden elde edilen gübre tarımda kullanılır. Ve az bir sayıda değil. 5000, 10000, 15000 güvercini aynı yuvada kaldığı yerlerdir. İnsan eliyle yapılmış güvercinlikler. Karşı tamamıyla güvercinlik ve bostanlar deresi. Kars'tan başlar bu. Buraya kadar devam eder. Şimdi Polat'tan evet, Ani yerleşkesini turunu tamamladık. En son kiliseyi de gördük. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. ...78 hektarlık bir alan inşa edilmiş.
ilginç bir tapınak.